Çiftçi buğdayda 15 lira taban fiyat bekliyor. Buğday hasadına sayılı günler kalmasıyla çiftçi temsilcileri hasat öncesi fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını istiyor. Toprak Mahsulü Ofisi'nin buğday alım fiyatının bir an önce belirlenmesini isteyen temsilciler, geçen yıl kiloda 8.25 lira olarak açıklanan fiyatın maliyetler doğrultusunda ekonomik koşullar gözetilerek artırılmasını talep ediyor. Dünya.com haber sitesine göre üretim maliyetleri %62 arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin buğday üretimi maliyetlerinin geçen yıla göre %62 arttığını ve kuru şartlarda üretim yapılan buğdayın ortalama kilogram maliyetinin 10 lira 87 kuruş olarak tespit edildiğini açıklamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl üzerine düşeni yaptığını ve 12 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bayraktar, haliyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depoları doldu. Son günlerde TMO depolarının doluluğuna ve dünya buğday fiyatlarının düştüğüne yönelik açıklamalar çiftçimizi tedirgin ediyor. Bu doğrultuda TMO'nun sorumluluğu geçmiş yıllara nazaran bu yıl daha da arttı. Çiftçilerimiz gerekeni yaptı ve stratejik öneme sahip buğdayını üretti. TMO hasat başlamadan 10 lira 87 kuruş olan üretim maliyetini dikkate alan buğday alım fiyatını açıklayarak çiftçilerimizi bir an önce rahatlatmalıdır. TMO gerekirse geçen yıl olduğu gibi gelen buğdayın tamamını alacağını açıklamalı. Ayrıca bu yıl tarım kredi kooperatifleri ve Türk Şeker de buğday alımı yapmalıdır dedi. Türkiye'nin en erken buğday hasadının Adana'da Mayıs ayının başında başlayacağını bildiren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin bu dönemde fiyat ve prim desteğinin hasat başlamadan önce en az 15 lira taban fiyat ve enflasyon oranında artırılarak açıklanacak bir prim desteği talep ettiklerini açıkladı. Doğan, kıraç bölgelerde buğday ekimi yapan çiftçilere pozitif ayrımcılıkla primlerinin 2 kat fazla verilmesi gerektiğini ifade etti. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise buğday fiyatının maliyet ve ekonomik koşulların gözetilerek açıklanması gerektiğini aktardı. Buğday fiyatları konusunda beklentileri de aktaran İpar, makarnalık buğday için 14 lira artı 2 lira prim, ekmekli buğday için 13 lira artı 2 lira prim ve arpa için ise 12 lira artı 1 lira prim desteği olarak açıklanmasının çiftçileri nispeten memnun edeceğini açıkladı. İPAR, bu söz konusu fiyat beklentisinin TMO'nun alım garantisi vermesi koşulu ile geçerli olduğunu dile getirdi. Chicago borsasında buğday fiyatının son bir ayda %20 artış yaptığını kaydeden Agrolino Gıda Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Buttanrı, borsalardaki söz konusu yükselişin henüz Türkiye ve Karadeniz'e yansımadığını söyledi. 210 ile 220 dolar fiyatlardan ithal Rus buğdaylarının Türkiye'ye geldiğini aktaran Buttanrı, dünyada ciddi buğday stokları mevcut ve Rusya sezon önce stoklarını tüketmek istiyor. İklim ile ilgili riskler görünmediğinden dolayı fiziki piyasalarda beklenen artışlar gerçekleşmedi. Özellikle gübre ve enerji maliyetlerinin ciddi arttığı bir ortamda çiftçiler tonu 120 ile 130 dolardan buğday satmak istemiyor. Bu paralelde çiftçilerin doğal olarak yağlı tohumlar ve nohut gibi alternatif ürünlere yöneldiğini görüyoruz dedi. İç pazarda 10 lira gibi maliyet rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şaban Buttanrı, burada icar ücretlerinin ve verim hesaplamalarının doğru yapılması gerektiğini vurgulayarak ekmeklik buğday fiyatlarının destekleme ile beraber 10 ile 11 TL, durum buğdayların ise 11 ile 12 TL olacağını tahmin ediyorum. Bu fiyatlar doların aynı seviyede kalmasıyla geçerli. Diğer yandan bu yıl buğday ekiliş alanlarının artmasıyla yaklaşık 21 milyon ton rekolte bekliyorum dedi. Sonuç itibariyle yaklaşan buğday hasat öncesi çiftçi temsilcileri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını talep ediyor. Temsilciler buğdayın alım fiyatının maliyetler doğrultusunda ve ekonomik koşullar gözetilerek açıklanmasını istiyor. Çiftçi temsilcileri buğdayın kilogramını 15 lira ile 16 lira arasında fiyat talebinde bulunuyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl ekmeklik buğdayın kilosunu 8.25 lira, makarnalık buğdaya 9 lira ve arpa ise 7 lira fiyat açıklamıştı. Buğdayın kilosuna da 1 lira destek primi verilmişti. Bu yıl daha yüksek fiyatlar ve daha yüksek prim destekleri bekleniyor. Selamlar, saygılar.